Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna, akvaryumlarınızı yorumluyorum serisinde 44. videosuna hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünlerde gerçekten kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hobi bizi bir nebze olsun dışarı çıkmaktan kurtarıyor. Mümkünse işlerimizden tabii fırsat buldukça sadece akvaryumculara gidip keyifli zaman geçirebiliriz. Bu da hobinin açıkçası güzel yönlerinden biri. Önemli bir duyuru dedim video başlığında. Instagram'dan duyurdum ve YouTube'da da bir gönderi olarak paylaştım. Akvaryumlarınızı yorumluyorum'un 44. videosundayız ve orada da belirttiğim gibi 50. video ile son bulacak. Biraz birikim var. Son durum ne tam olarak bilmiyorum. Sayamadım. Onu bir geçen oturdum. 46'ya kadar galiba çıkardım. Devamı kaç tane bilmiyorum. Hani ama şöyle söyleyeyim, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Buraya da yazıyorum Instagram'ı zaten, adresini. Oradan duyurularla ne zaman bittiğini, ne zaman dolduğunu paylaşacağım. Çünkü insanların gönderip muhakkak olacak, o bu videoyu izlemeyenler ve göndermeye devam edenler olacaktır. Ve akvaryumları da yayınlanmayacaktır muhtemelen, ama en azından ben duyurmuş olayım. Çünkü 32. videoda bundan haberi olmayacak. 32'yi izleyip insanlar motive olup gönderebilirler. Artık onlar da belki ileride, bilmiyorum. Hani kesin konuşmak da istemiyorum ama en azından uzunca bir süre ara vermeyi düşünüyorum akvaryumlarınızı yorumluyorum serisine. Akvaryumlara geçmeden önce her zaman gibi beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve özellikle de o zil butonuna basmayı lütfen unutmayın. Çok önemli. Haberiniz olacaktır bu sayede. Ben bazı takip ettiğim kanalları bir şekilde aklıma gelip video yüklemiyorum diyorum ve sonradan buluyorum. Ve hemen o, gerçekten emin olabilirsiniz. O zil butonuna basıyorum ki cep telefonuma uyarı gelsin diye. Yoksa YouTube algoritmasında garip şeyler var. Siz birkaç hafta izlemediğinizde o sanki sizin radarınızdan çıkmış gibi oluyor. Arayan bulur ama yine de bulmanızı kolaylaştırayım, hatırlatmış olayım tabii isterseniz. İlk akvaryum Mustafa Akyol'a ait. 150-60 yükseklikmiş. 300 litrelik bir akvaryum. Tetra dış filtre 1200 plus. En alttaki sepette kalın ince gözenekli süngerler. Sera Crystal Clear. İkinci sepette Sera Sporax. Üçüncü sepet IHM Substrat Pro. Dördüncü de Seachem Matrix, Seachem Purgen ve Elyaf varmış. Dış filtremin çekiş hortumunda IHM tortu filtresi, bu ön filtreden bahsediyor, var. Gerçekten mükemmel bir kolaylık sağlıyor demiş. Tortu filtresini almadan önce ayda bir dış filtre temizliği yapıyordum. Şimdi 2 ayda bir demiş. Haftalık dip çekimi yaptığım zamanlarda onu da alıp temizliyorum. Dış filtreden elyafı da çıkarmayı düşünüyorum. Fikriniz nedir? Elyaf da çıkarsa herhalde 6 ayda bir yaparım dış filtre temizliğini demiş. Aynen öyle. Elyaf bazıları kullanıyor, bazıları kullanmıyor. Şart değil. Hele ön filtreniz varsa, tetra dış filtrenin içinde de zaten bir sürü sünger vardır. Elyaf tıkanmaktan başka çok da bir işe yaramaz. Zaten bakteri tutucu malzemeleriniz de var. Substrat Pro falan oldukça zengin. İç filtre IHM BioPower 240, Sera L150 Pipo filtre. Her şeyi kullanmışsınız. Neva 300 watt ısıtıcı. Bu Neva da yeni bir marka. Neva diye okunuyor galiba. NEWA. Bu harcamı da var. Sıcaklık 27 santigrat derece sabitmiş. Malzemeler taban olarak 2 santim kalınlıkta Aqua Forest AF Natural Substrat taban kumu. Üstüne bir kat lava kırı. En üstte ise yine Aqua Forest Lava Soil 3 tane mangrove kökü. Niye bu kadar kat kat malzeme yaptınız ki? Neredeyse taban bitkiniz yok. Olsa da bu kadar katman yapmaya gerek yok ama devam edelim. Bitkiler 2 tane Aquabasis, 2 Amazon hançeri, 1 Java fern. Amazon hançeri dikiliyor toprağa, diğerleri değil. Bu arada balıklar da, şimdi geleceğiz, böyle çok zaten bitki seven, bitkiyle barışık olan türler değil. Canlılar 2 adet Polleni, 2 adet Festea Red Terror, 2 adet Jack Dempsey, 1 Zebra Chiclet, bir tane Leoparvatos. Yemleme 4 gün protein ağırlıklı, 2 gün dondurulmuş canlı yem, 2 gün bitkisel ağırlıklı, 1 gün oruç. Akvaryumla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Bir de ışıklandırma ile ilgili fikrinizi merak ediyorum. 2 tane floresan, Philips floresan var. Memnun değilim. LED mi yapsam? Hazır satılan bitkili tanklar için LED'ler var. Onlardan mı alsam? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Hemen sondan başlayalım. Aydınlatma. Bitkileriniz öyle acayip aydınlatma isteyen
bitkiler değil. Hatta bitki ledi kullanırsanız belki fazla gelir. Zaten bitkiler için besin fazla. Balıklarınız büyük. O yüzden besin fazla gelecektir ve yosun tetikleme ihtimali var. Bunun yerine aydınlatma videosu. Oraya sürekli yönlendiriyorum ama Refet Ali Yalçın'a yapmış olduğumuz aydınlatma videosu var. Akvaryum aydınlatma rehberi ismiyle galiba. Çok verimli bir video oldu. Çok faydalı bir video oldu. Akvaryum konusunda aydınlatma ile gerçekten ilgili ne varsa aklınıza takılan hemen hemen her şeyi orada bulabilirsiniz. Bulamadıklarınızı da lütfen o videonun altına soru olarak yazın. Orada Refet'in, Philips'in CRI değeri yüksek, bu tekstilde kullanılan bir T8 floresan önermişti. Hatta ben de onu aldım. Şu anda adını hatırlamıyorum ama videonun içinde bulabilirsiniz. CRI değeri, CRI değeri çok yüksek. 90-95 civarında galiba bir tekstil sektöründe doğru renkleri vermek için kullanılan, dalga boyu da fena olmayan, yani bitkilerinize de iyi gelecek bir aydınlatması var. Öyle bir aydınlatma kullanabilirsiniz. İki tane ondan 80 santimlik de buraya yeterli olacaktır. Aynen öyle. 100 zaten akvaryumunuzun şeyi. Onun dışında gemlemeniz güzel. Canlılar biraz sert türler ama hacim, sürtüşmeler yaşanabilir. Ne kadar zamandır bakıyorsunuz bilmiyorum ama sürtüşmeler yaşanabilir. Biraz sert balıklar ama üreme dönemi olup olmamasıyla da alakalı. Mesela Jack Dempsey'ler hadi bir çiftleşeceğiz deseler ortalık karışabilir. Güzel görünüyor. Basit bitkiler. Biraz balık yükünü azaltabilirsiniz. Bunun dışında filtreye o kadar gerek var mı bilmiyorum açıkçası. Özellikle pipo filtre var mıydı? Pipo filtre. Evet, pipo filtre mesela çıkarabilirsiniz. Dış filtre ve bir de iç filtre desteği atmışsınız. Pipo filtreye burada çok da gerek yok. Güzel bir görünüyor. Farklı şeylerde deneyebilirsiniz. Bu balıklardan zevk aldıktan sonra, bunlardan iyice böyle şey yaptıktan sonra bitkili deneyebilirsiniz. Veya bir daha karma, daha böyle hep iri çiklitler değil de biraz daha Güney Amerikan, biraz daha ne bileyim belki Tanganyika olur. Ya da Güney Amerika videosunda paylaştığımız gibi her bölgeye farklı iri balıklar, küçük balıklar, taban balıkları, tetralar. Karışık bir şey de deneyebilirsiniz. Malzemeniz uygun yani. Filtreler, akvaryum hacmi, güzel bir ışıklandırmayla yapılabilir bunlar. Alperen Mustafa Bey'e akvaryumunu yolladım. Çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Alperen Güler'e ait. Merhaba abi, adım Alperen Güler. Yaklaşık 4 senedir akvaryum hobisiyle uğraşıyorum. 3 senedir de içeriklerini takip ediyorum. 57 litre bombeli ithal akvaryum. 4 dişi bir erkek plati. 1 adet elma salyangozu. Bitkiler, limon ve tilki kuyruğu, tankın yaşı 1 yıl üzeri, filtrasyon ve ışıklandırma, 880 litre saat tepe filtre, içinde elyaf, biyobol, seramik, zeolit varmış, ışıklandırma, akvaryumun kendi floresan ampulü, zemin ve dekorasyon, beyaz kuvars kum ve gneiss kaya. Evet, basit, güzel, minimalist bir akvaryum. Balık kökü güzel. Bitkiler kolay bitkiler. Ne kadar zamandır bitkiler nasıl gelişiyor onu bilemiyorum ama fena görünmüyor. Geliştirilebilir mi? Muhakkak. Mesela Gneiss'kaya yerine güzel bir yatı kökü, mangrove kökü daha çok yakışır. Beyaz kuvars kum yerine başka bir şey olabilirdi ama bitkilerin mutluysa, sen de görüntüden mutluysan bence fazlasıyla iyi. Ne takviye yapılabilir? Özellikle yosun oluşma ihtimali var. Bunun için bir iki cücevatoz alınabilir. Ya da otosinklus daha iyi. Büyümez de. Otosinklus alabilirsin. İthalattan geldi bu aralar. Bu pandemiden dolayı balık ithalatı yasaklanmıştı. Ciddi miktarda otosinklus girdi. Ben de aldım 4 tane. Sen de alabilirsin otosinkluslar. 20-30 lira arası değişiyor. Öneririm. Senin akvaryumunda da bütçen yetiyorsa alabildiğin kadar. Yani 4 tane falan almanı öneririm. Yani bir tane de iş yapar. 2 tane de iş yapar tabii. Bunun dışında su yüzeyi bitkileri tercih edilebilir. Java ferni alabilirsin buraya. Balık plati iyidir. Üresinler. Su yüzeyi bitkilerinde yavrular da kurtaracaktır kendini. Bitki yoğunluğunu artırarak balık sayında artacaktır ama dışarıdan balık almaman güzel. Böyle kontrollü gitmen çok güzel Alperen. Akvaryumunu yolladığın için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum
Kenan Kaya'ya ait. Kenan Bey'in mailini okuyorum. Merhabalar, 120-60-40 ölçüler. 1 adet İHAYM 22-13. 120 gram pürgen, elyaf, bakteri topları, tutucu toplar. 1 adet Tetra X 700. İçinde 120 gram pürgen var. 2 tane dış filtre. Elyaf, sünger, bakteri tutucu taşlar. 1 adet 200 watt ısıtıcı. Hacim büyük ama yani. Isıtıcı da yeterli gelmeyebilir. 300-400 watt da. Gerçi evine bağlı da. Ev sıcaklığına bağlı. 20 kilogram hagen kum. 2 mangrov kökü. 2 Hindistan cevizi kabuğu. Taşları doğadan topladım. 20 kök saz. 5 kök bodur saz. Mangrov sarılı javamos. Reflower sıvı gübre kullanıyorum. All in one'dır herhalde. Işıklandırma kendi yapımım beyaz led demiş. Akvaryumu yeni kurduğum için henüz balık koymadım. Bakteri oluşmadığı için. Fakat 4 veya 6 adet elektrik blue Jack Dempsey almayı düşünüyorum. Evet. Yani Jack Dempsey, elektrik blue Jack Dempsey. Elektrik Blue'lar EBDJ galiba diye geçiyor. Daha barışçılar. Normal Jack Dempsey'e göre daha uysallar. Ben de bir ara bakmıştım. Hatta Karma'da bile bakmıştım. Sorun çıkarmamışlardı. O olabilir. Böyle daha karma bir şey yapabilirsiniz. Bitki yoğunluğunu artırıp daha böyle güzel, karışık bir akvaryum olabilir. Jack Dempsey alıp gerçi renkler hoşunuza gidebilir. Ama bu defa cüce vatoz falan da eklenebilir gerçi. Açıkçası balık sizin tercihiniz ama güzel bir tetra sürüsü de yanlarına gider o zaman. Hızlı bir Denisoni. Denisoni alabilirsiniz onların yanına. EBDJ'nin yanına gider. Hızlı da canlar, büyüyorlar da kendilerini korurlar, kurtarırlar. Onların yanına öyle bir şey öneririm. Bir de birkaç tane de siyah cüce vatoz ya da L144'te. Bu siyah fonda L144'te güzel gidiyor. İki farklı tür yanına tavsiye etmiş olayım. İki tane dış filtreniz varmış. Bir tane büyük yerine ya da sump yerine ikisini kullanıyorsunuz. Olabilir. Kenan Bey yeni bir kum kurulunmuş. Umarım gönlünüzce olur. Bakteri kültürü kullanıyor musunuz mu? Kullanın. Elektrik blue jack demsiler büyük çünkü onları koyacaksanız yavaş yavaş koyamazsınız. Koyduğunuz an bir anda bir yüksek nitrat, amonyak durumu oluşacaktır. Ya güvendiğiniz bir akvaryum süngerini alın, iyice sıkın içine ya da yararlı bakteri kültürü farklı markaların denerlerin vardır. Reflowers'ın vardır, CKM'in vardır. Hemen hemen bütün büyük markaların, Sera'nın falan hepsinin var yararlı bakteri kültürleri. Alıp kullanabilirsiniz. Kenan Bey'e de akvaryumu yolladığı için çok teşekkür ederim. Rıza Karamazak sıradaki akvaryum ona ait. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok uzun bir mail yazmış. Sorular sormuş. Umarım bunu yayınlamanız için koymuyorum demiş. Ama sizin tercihiniz demiş. Daha ileride şöyle böyle olur falan demiş. Açıkçası seriyi de bitiriyorum. Bu nedenle kısaltıp yayınlayacağım. Bu defa yayınlamamış olmayalım. Akvaryumumuz Rıza Bey. İkinci mail de atmış. O devamında bir kısmını okuyacağım. Amaç akvaryumu tanıtmak olduğu için yetiştirirseniz ya da gönderdiyseniz belki bir tane daha gönderdiniz ilerleyen haftalarda. Üçüncü bir mail orada gençlere de işte yeni başlayan hobicilere de örnek olsun istiyorum diyor. Şu aşamayı ben yayınlıyorum. Merhabalar ben Rıza Karamazak. Size Bartın'dan yazıyorum. Öncelikle videolarınız için size teşekkür ediyorum ve başarınızın devamını umut ediyorum. Şunu da söylemek isterim. Ben doktorum ve doğadaki azot döngüsü hakkında ziyadesiyle bilgi sahibiyim. Aquarium.com'un konuyla ilgili makalelerini defalarca okudum ama böylesine dar bir doğa kesitinde döngü ne hızda işler kestiremiyorum demiş. Akvaryumum 65-25-35 AquaWaving AQ501HF şelale filtre. Bu AQ Venus Aqua'da da var. Böyle bir kısaltma tercih eden Çinli firmalar. Smart marka Çin malı 100 watt ısıtıcı. Hobicinin dostu Smart. Su sıcaklığımı sürekli 2 termometre ile ölçüyorum ve 25,5-26,5 sabitlemeye çalışıyorum demiş.
14 watt full spektrum olarak tanıtılan bir LED aydınlatma aldım demiş. Dipte Hagen diye anılan kum var. Bitkiler Limnophilia sessiflora, Sagittaria subulata, Bacopa monnieri, Echinodorus amazonicus. Balıklar, birazdan anlatacağım üzere, iki erkek dört dişi Lepistes. Kayalar, akvaryumcudan aldığım türünü bilmediğim kayalar demiş. Uzunca mail yazmış, Lepistesler almış. Bakteri kültürü kullanmak istemiş ama orada balıkların eklenmesini istemiş ama Bartın'da balık az olduğu için talihsizlikler yaşamış. Galiba şeyden diyor, bakteri kültürü sıkıntısından dolayı çok sayıda Lepistes kaybettim diyor. Ama devamında yine şuradan okuyayım. Merhabalar, yaklaşık 5 gün önce mail atmıştım diyor. Gelişmeleri aktarmak istiyorum. Bitkilerim hızla büyüdü. Yeni diktiklerim de oldukça hızlı büyüyor. İki Lepistes'im kaldı. Onlar yaşıyor demiş. Lepisteslerimden birinin hamile olduğunu düşünüyorum. Sizce tankın kaldırabileceği miktarda balığı ekleyip yavaş yavaş artan miktarda beslemek mi daha doğru olur? Yoksa her gün, her 15 günde bir iki balık artacak şekilde eklemek mi biyolojik döngüyü geliştirir? Bu iş normalde de bu kadar kompleks midir, yoksa ben mi bir yerde hata yapıyorum? Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum demiş. Teşekkür ederim Rıza Bey'e. Ya açıkçası yanlış bir başlangıç olmuş. Tabii sizin de çok elinizde değil. Danio falan almaya çalışmışsınız, o küçük tetra gibi olan zebradan. Bu gerçekten bakteri kültürünün oluşumu, o döngüyü başlatmak için dayanıklı doğru bir canlı. Ama Bartın'da bulamadım diyorsunuz haliyle. Şeyden dolayı da balık gönderimlerinde sıkıntı oluyor galiba pandemiden dolayı. Sizin talihsizliğiniz Lepistes olmuş. Lepistes, Cüneyt abi de onu videoda belirtmişti, artık hepimizin de malumu. Lepistesler son dönem iyice hani nanemollu oldular diyebiliriz. Çok dayanıksız canlılara dönüştüler. Çok fazla oynanıyor, çok fazla şey ve yeni başlayan balığı olarak geçiyor ama dayanıksız bir balık maalesef. Su değerleri çok oturmuş bir akvaryuma düzgün kanalize ederseniz, hani naklederseniz, alıştırırsanız güzel sonuçlar alabilirsiniz ama böyle sıfır tanklarda hep böyle sıkıntılar yaşıyor. Siz de birçok balık kaybetmişsiniz ama umarım şimdi oturmuştur. Özellikle sizin akvaryumunuzda doğacak Lepistesler, ki sağda yukarıdaki hamile gibi görünüyor. Onlar, akvaryumunuzda doğan balıklar çok dayanıklı olacaktır. Birkaç cüce vatoz takviyesiyle burada, ya da demin belirtmiş olduğum otosinktüs takviyesiyle balıklarınız çok güzel devam edecektir yoluna. Balık eklemeyin bence, ya da Lepistesleri çıkarın. Çünkü bunu her zaman söylüyorum, Lepistes 1 ve 2 videolarında uzun uzun Lepistes hakkında geçmişte olan, öğrenciliğimde olan bilgileri aktarmaya çalışmıştım. Lepistesin yanına Lepistes koymayın başka bir akvaryumdan. Başka balık eklerken akvaryumda 40 defa düşünün. Bu benim fikrim, çünkü bakteri uyuşmazlığı ya da bakteri çatışması, her ne diyorlarsa o yaşanıyor ve Lepistesler kaybediliyor. Böyle bir durum var. Bence yerli bir üreticiden, yani bir hobiciden, civardan, Rize'den, Trabzon'dan, Bartın'dan ya da İzmir'den falan gönderebiliyorlarsa cüce vatoz, L144 bir şeyler alın, yosun sorunun önüne geçin, zeminde de birkaç balık hareketlilik olsun. Bitkilerinize iyi bakın. Yavruların yüzey bitkileri edinmeye çalışın. Yavruları kurtarmaya çalışın. Şu şeyin de ucuna, pipo filtrenin ucuna da bir sünger. Pipo filtre diyorum. Şelale filtrenin ucuna da bir sünger. O yavru çekmesini de engeller. O filtrenin içinin de hızlı kirlenmesini engeller. Onu da ekleyebilirsiniz. İki balık artacak şekilde eklemek mi daha, hani yavaş yavaş eklemek mi? Tabii ki en doğrusu, o dengeyi oluşturmak için, bir anda amonyak nitratın coşmaması için öyle yapmak daha doğru olur. Yani yavaş yavaş balık eklemek. Çünkü bir bakteri kültürü nüfusu oluşturuyorsunuz. Biraz daha eklediğinizde biraz daha, ama bir anda palas pandras bütün balıkları yükleyince bir patlama oluyor ve dengesizlik oluyor. Bu nedenle o sorunuzu öyle cevaplayayım ama biraz talihsiz olmuş. Ama umarım bundan sonra daha güzel kurumlarımız olacaktır. Rıza Bey'e akvaryumunu yolladığı için çok teşekkür ederim. Son akvaryum Murat Özmen'e ait. Son akvaryum Murat Özmen'e ait. Merhabalar. Öncelikle kanalınızı bu denli aktif ve yararlı bilgilerle doldurduğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Akvaryum ölçüleri 45, 32, 30, 43 litre demiş Murat Bey. Canlı türü ve sayıları 9 neon, 6 ember tetra, 4 panda kori,
Bir saye. Çevre akvaryumcularda başka bulamadım demiş. Üç kırma karides. Bitki türleri dört tür. Buse palandra, Buke palandra da diyorlar. Helferi, Küba, Red Mini, Christmas Moss, Tanka'nın yaşı bir ay. Filtrasyon ve ışıklandırma İHM 22-13 güzel. İHM Liberty 75 gerek yok. Zaten İHM 22-13'ünüz burayı çevirecektir. 5 kilogram Dragonstone gayet güzel görünüyor. 11 yılın ardından akvaryumu yaklaşık bir ay öncesinde kurdum. Evde kalmalar sağ olsun diyor. Ne güzel işte, evde kalalım. Evde kalmak güzeldir. Tabii hastalıktan bahsetmiyoruz. Ancak fiyatları güncel takip edemediğimden tahminimin üzerinde bir harcama oldu. Fiyatlar çok arttı. Gerçekten çok arttı. İlk günden bu yana sadece 5 saat ışıklandırma ile devam ediyorum. Hemen burada devreye gireyim. Bir akvaryum.com'dan bir abimizle de bitki almaya gitmiştim. Onun ilanının üzerine evine gitmiştim. Bakmıştım. O da özellikle bunun altını çiziyor. Ortalama bir ışıklandırmayla uzun saatler boyu aydınlatma yerine güzel, doğru bir ışıklandırmayla günde 4-5 saat yeterli oluyor bildiğim kadarıyla. Bu böyle bir görüş var. Bunu ben de bitki yetiştirmek isteyenlere öneriyorum. Haftada 2 kere %30'luk su değişimi ve bir seferinde de 2 mililitre Tropica sıvı gübre kullanıyorum. Camlarda oluşan sakal yosunu gibi problemleri fiziksel olarak kolayca temizliyorum ancak kayalar üzerindeki yosunlar her ne kadar hoşuma gitse de önünü alamamaktan korkuyorum. Bu konuda fikirlerinizi açayım demiş. Yani çok komplike bir konu. Yani yosun başlı başına bir iş. Yosun büyük tartışmalar götüren dünya çapında da hani belki de akvaryum konusunda en önemli deneme yanılmaların, küçük çaplı argelerin oluştuğu çok büyük firmaların bile baş etmekte güçlük çektiği bir konu. Ben böyle bir tavsiye veremem. Su değişim sıklığını artırabilir, miktarını ve sıklığını artırabilirsiniz. Onun önüne en kolay geçme yöntemlerinden biri bu. Doğru ışıklandırma kullanabilirsiniz. Öyle şeyler önerebilirim. Firefly armatür. Firefly doğru bir aydınlatmadır muhtemelen. Canlı sayısı olarak tehlikeli seviyede olduğumu düşünüyorum. Fakat kıyamadığım için sahiplendirmek de istemedim. Bunun yerine şelale filtreyle başladığım kuruluma kısa süre önce dış filtre ekledim ve keyifli şekilde gezdiklerini gözlemlediğim sürece de onları bırakmak istemiyorum demiş. Evet, Murat Bey'in aklı. Güzel bir kurulum, güzel bitkiler, iyi beslenmeyle, iyi bir gübreleme, canlı yük. Canlı yük fazla değil bu arada sanki. Yani o kadar da kendinizi bu konuda sıkmayın. Canlılar fena değil. Belki karidesleri rahatsız edebilirler. Karides burada hani illa bir kağıtta bakıp öğretmen gibi not vermek gerekirse karides ama bitkiler yoğun olduktan sonra burada da olabilir sanki. Güzel görünüyor. Zamanla artacaktır bitki şeyiniz, bitki yoğunluğunuz. O zaman düzenli gübreleme, düzenli bakım ve düzenli budama yaparsanız sanki önüne geçersiniz. Forumda da bu konuda birçok başlık var ama yosun konusu çok değişik bir konu. Mesela ilk aklıma gelen Tom Bard diye bir abimiz vardı galiba yurt dışından. Onun yazıları var. Onun tezlerinin üzerine antitezler var. Bu konuda çok ciddi tartışmalar var. Bizim forumda da bunlar zaman zaman yaşanıyor. Onları da okuyabilirsiniz ama çok okuyup tabii kafayı karıştırıp hobiden zevk alma kısmında ıska geçmemek lazım. Murat Bey çok teşekkür ediyorum akvaryumuzu yolladığınız için. Arkadaşlar dediğim gibi 50. videoyla seriye son verilecek. Salı cumartesi yayınlamayı düşünüyorum. Salı akşamları 7-8 civarı. Cumartesileri de evde olduğumuz için, kapandığımız için elimden geldiğince sıkılmamamızı sağlayacak şekilde cumartesi sabahları onda videoyu verip biraz olsun bu zor günlerde iyi vakit geçirmenize destek olmaya çalışacağım. Ben de kanal akvaryum rehberi olarak böyle bir kendimce misyon üstlendim. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Önerilerinizi açayım. Hafta içleri salıları akvaryumlarınızı yorumluyorum olacak. Hafta sonları da değişik orijinal içerikler sizi bekliyor. Kafamda güzel projeler var. Konu dışı videolar da olacak. Özel hayatımdan iki örnek vereyim hemen. Biri sigarayı nasıl bıraktım olacak. Biri de kahve demleme. Özellikle V60 hususunda. Keyifli kahve nasıl içilir? Güzel kahve, kaliteli kahve nasıl içilir?
Bu konuda bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Tabii balıklarla ilgili de hafta sonu güzel içerikler olacak hafta sonları. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.